Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 23. günün 2. dersine. Kare soruların çözümlerine devam edeceğiz. Çünkü karenin tanımını verdik ve tüm özellikleri tanımının içindeydi. Ondan sonrasında hep soru çözüyorduk. Değişik güzel sorular, güzel şeyler öğreniyorduk ve öğrenmeye yine devam edeceğiz. Evet, kitabımızda neredeyiz? Hemen bakıyoruz. Sayfa numarası 137'yi halletmiştik. O zaman bu dersimizde 138 ve 139'u çözeceğiz. Daha doğrusu oradaki soruları halledeceğiz. Hadi bakalım derse başlayalım. Şimdi 13. soruda kalmıştık. 13. soruda arkadaş bir kare verilmiş ve köşegen uzunluğuyla apayrı bir yerde bir eşit verilmiş. Karede köşegen uzunluğu verilmişse diğer köşegeni de çizmek mantıklıydı. Hemen çizelim. Çizdiğinde saçma bir durumla karşılaşıyorsan özel açı mantığında kullanmayı da ihmal etme. Tamam. Şimdi burada hemen ne yapıyoruz? Hop, diğer köşegeni de çizdik. Diğer köşegeni de çizdiğimizde köşegenler şöyle birbirine eşitti. 6 birimdi. Bunlar 3, 3, 3, 3 oldu mu? Oldu. Benden ne isteniyor? CDA açısı isteniyor. Yani şuradaki alfa isteniyor. İlk önce alfaya bakacaksak bir dik üçgen var mı elimizde, ona bakalım. Var hocam. Nerede? Hop, şurada bir dik üçgen var elimde. Buradaki dik üçgende özel bir açı var mı? Öncelikli olarak karenin köşegenleri zaten 45-45 diye bölüyor. Hemen 45'leri yazalım şöyle. Sonrasında hocam ne var burada? Sonrasında da sarı üçgene dikkat ediyorum ki burası 3, burası 6. Hangi üçgen bu? 90'ın karşısı 6 iken hangi açının karşısı 3'tü? 30'u. Yani burası 30 derece oldu. Bizden alfa isteniliyor. Şimdi şu üçgende 2 iç açı 1 dış açı. 30 ile alfanın toplamı 45 yapacak ya. Ya da bu açının tamamı 60 derece ya. 60 olduğundan dolayı alfayı da böylelikle 15 derece olarak buluruz. Yani A şıkkını 15 bulduk. O zaman şurayı 15 bulduysak bir de B şıkkına bakalım. CE X isteniliyor bizden. X nerede? Bu kenar. Bizde bu elimizde bu dik üçgen vardı ve biz bunu ne bulduk? 30-60-90 üçgeni bulduk. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 değil midir? Evet. Şurası 3 kök 3, yani x artı 3 eşittir 3 kök 3 ise x'i de yalnız bırakacak olursak 3 kök 3 eksi 3'e eşit olur. Evet, burası da 3 kök 3 eksi 3 oldu dostlar. O zaman A şıkkını da B şıkkını da bulmuş bulunuyoruz. Geldik 14'e. 14. soruda 15 derece var. Biz ne diyorduk? Dik üçgene geri dönelim şöyle. Dik üçgende diyorduk ki ya kendi emeğimizle dik çizdiğimizde karşımıza 15, 75, 90 çıktıysa gittiğimiz yol değil diyorduk, değil mi? Evet, kesinlikle öyle diyorduk. Ama hocam burada direkt hali hazır da bir 15, 75, 90 var. Burası da 75. Şu 90 ya. Şu BAE açısından bahsetmiş. Bir de ADE üçgen demiş. ADE üçgen yani şu doğrusal demek istiyor bize. Hocam 75, burası 90 oldu. O zaman burası da 15 derece oldu. 15, 75, 90'lar hali hazırda var. Burada ne yapacağız? 15, 75, 90'ı biz üçgende kendimiz oluşturduğumuz zaman tamam siliyoruz. Gittiğimiz yol değil diyoruz. Kare sorularında ne yapacağız peki? Bak şimdi sana güzel bir şey söyleyeceğim. Biz hala daha 15, 75, 90'ı sevmiyoruz kardeşim. 15-75-90'ın bir özelliğini biliyoruz. Haşa 4 haşı biliyoruz. Sadece bunu biliyoruz. Kare sorularında ne yapacağız? Kare sorularında da 15-75-90'ı bozacağız. Bu oyunu bozacağız. Nasıl bozacağız? Onda da köşegen çizeceksin. Bak karede 15 derece ya da 75 derece ya da 105 derece özel olmayan açı gördüğün zaman köşegen çizeceksin. Köşegen çizdiğin zaman çünkü 45 orayı 45-45 diye parçalıyor ve güzel açılar karşımıza çıkıyor. O zaman burada ne yapacağız arkadaşım? Bir kere burada köşegen çizeceğiz. Mantıklı olan köşegen hangisi? Ya bu olacak ya da bu olacak. Mantıklı olanın bu olduğunun farkındasın sen şimdi. Açıları da yaz o zaman. 45-45 hocam. Burası da 45. O zaman buraya kaç kaldı? Tamamı 45 olduğunda 30 kaldı. Elimde bir 12 kökü var. Yani şuradaki üçgene ben dikkat edeceğim bir kere. Buradaki üçgen ne yaparsak yapalım 15-75-93 kere. O zaman bildiğimiz şeyi kullanacağız. 15-75-90'da bildiğimiz tek şey neydi? Haşa 4 taştı. O zaman şöyle haşa 4 taşı oluşturalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Çizdik, haşa 4 taşı oluşturduk. Şöyle. Burası haşsa burası 4H. 4H 12 kökü ise burası da 3 kökü oldu mu? Oldu. Sonra biz bu köşegeni niye çizdik? Oyunu bozmak için çizdik. Oyunu bozduk mu? Bozduk. Bak 30 derece var. Burada bir 30-60-90 üçgen oluştu. Hemen şu üçgene dikkat edelim kardeş. 30-60-90 üçgeninde burada 30'un karşısı 3 kökü. 90'ın karşısı o zaman 6 kökü'dir. Hemen 6 kökü yazdın. Burada da ikizkenar dik üçgen var. Kenarlarda o zaman kökü'ye bölünmüş hali 6-6 yapar. Buna göre diyor karenin çevresi nedir diye soruluyor. Çevresi de ne olacak o zaman arkadaşım? Hocam bir kenar 6 bulduysak çevresi de 6 kere 4 24 yapar. Evet, örnek 14. Böylelikle 24 oldu dostum. Geldik örnek 15'e. Aşağıda verilen iki kare birer kenarları çakıştırılarak şekildeki gibi konulmuştur. Evet, şöyle bir kare var. Fatma kare uzunluğu 2 birim. AF 2 kök 6 birim olarak verilmiş. Mavi karede C noktası etrafında saat yönünün tersinde, yani şu yönlü 45 derece döndürüldün. Ya bu sefer animasyonu göstermiyorum. Bu sefer kendimizi şöyle bir zorlayalım. Tamam, hep hazıra konduk. Bu zamana kadar ki hep hareketli sorularda ne yaptık? Animasyon animasyonla yaptık. Bir de animasyonsuz yapalım bakalım şunu. Bir soruyu da animasyonsuz yapalım ya. Tamam. 45 derece döndürüldüğünde K noktasının yeni konumu K üssü oldu. Bak şimdi, C noktası etrafında ben bu kareyi döndüreceğim. Şu kareyi döndüreceğim. O zaman CK'yı döndüreyim burada. CK'yı bir kenara döndürsem 45 derece olay bitecek. Ya da şurayı CE'yi de döndürebilirsin, fark etmez. CE'yi döndürmek daha mantıklı olacak sanki. 45 derece döndürürsen şurası 45 derece. E o zaman bu köşegenin üzerine gelmeyecek mi bu? Bunu böyle döndürdüğünde şu köşegenin üzerine gelecek. O zaman karenin bir kenarı bak şurası yaptı. Sonra karenin diğer kenarını da şu kenarlarını da şu şekilde çizebilirsin. E döndürme. Bir bak bana, döndürme sorularında hep ne diyorduk? Hep aynı kalemi gösteriyoruz. Kenar hop döndürüyoruz. 45 derece döndür derse 45 derece böyle döndüreceğiz. Tam dönmeden oluyordu. Hop şöyle bir daire oluşuyordu. Değil mi? İşte buna dikkat edeceğiz. Ama bu sefer 45 derece döndür diyor. Hop döndürdüm 45 derece. E burada da onu döndüreceğim. E döndürürken de hemen eski halimize geri dönelim şöyle. Döndürürken de ne yapıyoruz? Şu kenarı 45 derece döndürmek daha mantıklı dedik. Çünkü tam köşegeni üzerine denk geliyor. O zaman ben burada köşegenle ilgili işlem yapacağım. Şu köşegeni çizeyim. Şu köşegeni çizince o zaman hocam burası ne oldu? Hocam 2 birim burası. 2 birim köşegen uzunluğundan olacak. Burası da 2 ya. Burası 2 kök 2 birim uzunluğunda mı olacak? Evet. Şimdi sen bu kenarı döndür bakayım. Bak şu kenarı döndür. Kareyi döndürüyorum. 45 derece döndüreceğim. Bir kenarı döndürünce diğer kenarlarda dönmüş olacak zaten. Hocam 45 derece döndürsem hop şöyle döndürdüm. Yani şu şekilde dairesel bir şekilde hareket edecek. Tamam, bu şekilde döndürünce karenin bir kenarı bu yaptı. Ve burası 45 değil mi? Evet. Sonra karenin bir kenarı o yaptı ya. Bu kenar etrafında döndürdüm. Karenin bir kenarı şöyleyken artık karenin bir kenarı ne oldu? Buradan buraya oldu. Sonra karenin diğer kenarlarını da rahat bir şekilde çizebiliriz. Haydi çizelim bakalım. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Ve şöyle de çizdim. Evet, gerçekten animasyona gerek kalmadı sanki değil mi? Sonra ne yapacağız hocam? Burada bize bu 2 kök 6 verilmiş. Bu 2 kök 6'ya ait bir şey oluşturmamız lazım. Yani bir dik üçgen falan oluşturmam lazım. Dik üçgen oluştururken böyle mi oluşturacağım? Hocam burası 2 iken burası 2 oluyor. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Pisagor bağıntısı benim için sıkıntı olabilir. Hatta şuraya A dersem burası da 2 ya. Burası da A artı 2 oluyor. Yani burası A iken A artı 4 ve 2 kök 6 olabilir. Buradan A'yı bulabilirsin. A bizden ne isteniyor? AK üssü. K buraya mı geliyor? Buraya geliyor. K buraya geldiyse K üssü olarak buraya geldi. Bizden AK üssü uzunluğu isteniyor. Hemen şunu çizmem lazım, gerekecek. Ama dikkat et. Burada ben bu karenin köşegenini çizdiysem o zaman burada da bu karenin bu köşegenini çizsem. Köşegenini. Ne oluyor burada? Çizdiğim zaman köşegenini. Hocam buradaki açılarımız 45-45 oldu. Ana! Bak olaya bak. 45'e 45. Hocam burası 90 oldu. Burası da 90. Bu doğrusal oldu. Süper bir şey çıktı. Bak, verilen bilgileri kullanınca ne kadar güzel sorunun çözümüne ulaşıyoruz değil mi? Evet. O zaman AK isteniliyordu. Bu doğrusalsa yani bizden bu uzunluk isteniliyor. Şimdi 2 kök 6'yı kullanayım. Hocam ben bunu böyle çizince bak burada da bir dik üçgen çıktı karşıma. Buradaki dik üçgeni de kullanayım ben burada. Hadi bakayım. Dik üçgene bak bakayım, şuradaki dik üçgene. Hocam buradaki dik üçgende hipotenüs 2 kök 6. Şurası da 2 kök 2 ya. Pisagor bağıntısından yapayım. Kısa yoldan da yapabilirsiniz de neyse. Bak burası 2 kök 2. Burası 2 kök 6. Şuraya bir A diyeyim. 2 kök 6'nın karesi eşittir 2 kök 2'nin karesi artı A kare eşit. Bu 24. Burası 8. 24 eksi 8 A kare eşit oldu. O zaman A kare eşittir 16 oldu. A'yı da 4 buldum. A 4 çıktı. Buradaki karenin bir kenarı kaçtı? 2 birimdi. Döndüğünde karenin diğer kenarı da zaten 2 birim olacak. Buralara da 2'yi yazdık. Benden şu uzunluk isteniliyor. O zaman AK üssü uzunluğu 6'ya eşit oldu. Gerçekten çok güzel bir soru. Bu sefer animasyonsuz. Güzel bir şekilde de yorumladık. Köşegen mantığından 45 derece döneceği için tam köşegenin üzerine geliyor. Bak orada soruda spoiler'ı yani kopyayı kendi kendine zaten soru veriyor. Her zaman şurayı çalıştır, şurayı çalıştır. Gözlerin değil, gözünle görme değil, beyinle görmeyi yapacaksın. Beyninle görmeyi yaptıktan sonra soruyu daha da kısa bir şekilde yapabildiğini şimdi görüyorsun sen de. Evet, geldik bir sonraki soruya. Hocam böyle buna benzer bir soru çözmüştük. Bakalım aynı tarz soru mu? Çözümü aynı tarzsa genelde yazmıyorum arkadaşlar. Genelde yazmıyorum. Ama burada baktığımız zaman büyük ihtimal çözümü aynı değildir. Bakalım soru ne diyor? ABCD karesi biçimindeki bir kartondan CD kenar üzerindeki bir E noktasından makasla kesim yapıldığında oluşan 2 santimetrelik ikizkenar üçgen atıldığında 2 santimetre karelik. Evet, şuradaki 2 santimetre karelik ikizkenar üçgen atılıyormuş. Şu şekil elde ediliyormuş. Şekil 2 oluşuyor. Şekil 2'deki A noktasının EF doğrusuna olan uzaklığından bahsetmiş bize. Hocam şunun şuna olan uzaklığından bahsetmiş. Ne demiş böyle? 7 kökü olarak vermiş. O zaman buradaki 7 kökü de kullanacağım. Şimdi burada ikizkenar üçgen atılmış mı? Atılmış. Bu A diyelim. Ve oluşan 2 santimetre karelik ikizkenar üçgen atılmış. Bu alan A çarpı A bölü 2 2 verilmiş ya. A kare buradan 4 geldi ya. A'yı buradan kaç bulduk o zaman? 2 bulduk. Burası 2'ye 2. Şimdi burada ne yapmış? Hocam buradan buraya dik çizmiş. Ya bu diki yorumlamam lazım benim. Bu diki nasıl yorumlayabiliriz? Arkadaş bir şey yapamıyoruz. Sıkıştık kaldık. Sıkıştığın zaman tamam burada da bunu gösterebilirsin. Gel burada da bunu göster. Şuradaki Buradaki dik uzunluk isteniliyor bizden. Arkadaş ne yapabiliriz burada? Hadi bakalım yorumlayalım. Arkadaş sıkıştığın zaman karede köşegen çizelim arkadaş o zaman. Köşegeni çizelim. Ne yapalım? Diğer köşegeni de ben şöyle çizecek olursam. Arkadaş burası 45-45 oldu. Ne taktık arkadaşa da be. Burası da 45-45 oldu mu? Oldu. Ana 45'e 45 yöndeş açılar. Şunlar paralel oldu. Paralel olduysa o zaman burası 90'sa yöndeşten burası da 90 oldu mu? Oldu. Hocam bak dikkat. Bu köşegen bu da diğer köşegen olmalı. Çünkü köşegenler dik kesiyor. O yüzden bunun devamı nereye geliyor arkadaşım? Tam olarak buraya gelmek zorunda. Burası da 90 derece ya. 45-45-90 üçgeni köşegen olduğunu anladık. 45-45-90 üçgeni çıktı burada. 2'yi kökkiye bölelim. Hocam burası çünkü dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat. Hipotenüsten dik kenara geçişte kökkiye bölünmüş haldir. Kökkiye eşitliğiyle çarparsam 2 kökki bölü 2'den burayı kökki diye buluruz. Kök 2 burası. Kök 2 burası. Hatta burası da kökki geldi mi? Geldi. Sonra şurayı 7 kökki vermişti bana. Tamam. Şu parçaların da biz eşit olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Yazalım bakalım bunu da. Hocam şurası A ise burası da A artı kök gibi oldu. Evet. Topluyoruz. 2A artı kök 2 neye eşit? 7 kök 2'ye eşit. 2A artı kök 2 eşittir 7 kök 2 ise 2A buradan 6 kök 2 olur ve A'yı da böylelikle 3 kök 2 olarak buluruz. A 3 kök 2. Bizden ne isteniyor? ABCD karesinin alanı isteniyor. Arkadaşım A'yı 3 kök 2 bulduysan burası 4 kök 2 çıkar. Burası da 4 kök 2. 4 kök 2'nin kök katı. Burası da 8 olur. Karenin bir kenarını 8 olarak buluruz. Karenin alanında ne olmak zorunda? 8'in karesinden 64 olmak zorunda. Çünkü bizden şuradaki alan isteniyor. Eğer buradaki alan istenilmiş olsaydı tüm alandan şu alan ikilik alan çıkarttık ya 64'ten 2 çıkardı. Cevap 62 olurdu ama benden ABCD karesinin alanı isteniliyor. Bu da güzel. Bak sıkıştığın an karede ne yapabilirmişsin? Köşegen çizebilirmişsin. Anlaşıldı. Bu arada kalemi yanağıma dokunduruyorum. Bir kere dokununca aynı yere dokunduğuna kadar çok takıntılı bir adam ya. Neyse. Ay bazen fark ettirmemeye çalışıyorum ama böyle dokunuyoruz işte. Bak hala dokunuyorum. Heh, tamam. Geldik örnek 17'ye. Örnek 17'de de ABCD bir kare demiş. 3 verilmiş, 4 verilmiş. Kare olmasını kullanacağız. Kare olmasının bütün kenarların birbirine eşit olması anlamına geliyor. Yani ben buraya A dersem eğer. Hocam karenin bir kenarı ne yaptı? A artı 4, A artı 4, A artı 4, A artı 4. A artı 4'leri yazalım o zaman. Hemen yazdık mı A artı 4'leri? Yazdık şöyle. Sonra ne yapacağız? Hocam ekstra bir 90 derece var burada. Ekstra bir 90 derece varsa dal alfa beta'ya kardeş. Dal. Dalalım bakalım. Dalıyorum alfa beta'ya. Alfa burası 90 burası 90 ya. Çünkü eleman şey demiş. Bak bunun doğrusallığını söylüyorsa orada. Sonra şu dik demiş. Tamam. Daldık alfa beta'ya. Alfa beta ters açıdan beta. Beta 90'sa alfa. Alfa 90'sa beta. Beta 90'sa alfa. Alfa 90'sa beta. Burası da 90. Hatta burası da beta yaptı mı? Yaptı. Niye? Alfa 90 beta şuradaki üçgende. Hocam bir sürü üçgen çıktı karşıma. Bir sürü alfa betalı üçgen çıktı. Hepsine benzerlik mi uygulayacağız? Hayır. Kenarları belli olan üçgeni seçecektik. Bak üçgenleri sayalım. 1 burası, 2 burası, 3 büyüğü. Sonra 4 burası, 5 burası, 6 burası. Bir de 7 burası. 7 tane üçgen saydım. Belki de daha fazladır. 7 tane üçgen saydım. Bu 7'sinde birden benzerlik yapmayacağız. Kenarları belli olan üçgenleri kullanacağız. Hocam burada 4'ü vermişse 4'e ait üçgene bakacağım. Kenarı belli olan 4'e ait üçgen neresi arkadaşım? Hop şu. Verilen bilgi her zaman bir kopyadır kardeşim. Spoiler'dır. Verilen bilgi odaklı üçgen seçeceksin. Özellikle alfa betalarda. Seçtik burayı. Başka hocam var mı? Hocam bir de benim 3'ü kullanmam lazım. 3'e ait şu üçgen olmaz. 3'ün yanında 4 var. Bu üçgen olmaz. İki kenarı yok. Hocam bir de 3'e ait bu dik üçgen var. Evet kenarlar belli. O zaman diğer seçeceğim üçgende kardeşim şu üçgen. Bu üçgende iki kenar belli mi? Belli. Ne oldu? Dikdörtgen oldu. Evet bu üçgen şöyle. İki üçgende kenarlar belli. O zaman benzerliği uygulayacağız. Uygulayalım bakalım. Burada alfanın karşısı nedir? 4. 4 bölü. Öbüründe alfanın karşısına bakıyorum. A artı 4 eşittir. Sonra geldim. Beta'nın karşısı A artı 4 yaptı burada. A artı 4 bölü. Sonra öbüründe beta'nın karşısı hop A artı 7. A artı 7 yaptı kardeşim. Oy. A artı 4'ün karesi eşittir. 4 çarpı A artı 7 mi yaptı? Yaptı. Burada bunu açarak sonra işlem yapabilirsin. Aç bunu. Bunu da dağıt. Sol tarafa at. Çarpanlara ayırmayı kullan. Ya da şıklara bakıp hisset kardeşim. Çarpanlara ayırmada da hissedebiliyorduk. Koyalım yerine. 1 koysan 25 olmuyor. 2 koysan 36. 2 koyduğun zaman 4 kere 9 36. Bak şanslıyız. A yerine 2 koyduğumuzda 6'nın karesi 36 yaptı. A yerine 2 yazdığımda 4 kere 9 36 yaptı. Evet A'yı buradan böylelikle işlemle 2 mi bulduk? Evet. Karenin alanı isteniyor. Kardeş A2 ise hop burası 6 yapar. Karenin bir kenarı 6 ise alan da kaç yapar o zaman? 6'nın karesi 36 yapar gençler. Örnek 17'yi de 36 olarak bulduk. Evet dikdörtgende de biz böyle sorularda alfa betalı sorularda yaptık ve benzerlik ekstra 90 varsa benzerlik. Ama kareyi zor yapan nedir? Eş üçgen sorularıdır. Evet, burada benzerlik var ama geldik şimdi o sorulara. Kolayından şöyle bir başlayalım kardeşim. Örnek 18. ABCD kare verilmiş, 2 verilmiş, 3 verilmiş. Dal alfa beta'ya. Dalalım alfa beta'ya. Alfa beta ekstra 90 var çünkü. Dalıyoruz alfa beta'ya. Alfa beta. Hocam kare olduğundan dolayı karenin eşitlerini yazıyorum şöyle. Sonrasında ne oldu? Hocam şu üçgenler benzer oldu. Şu üçgen ile alttaki üçgen benzer. Hemen onun da benzerliğini şöyle karalayayım. Sarı üçgenle yeşil üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için ne oldu? Eş üçgen oldu. Madem eş üçgen oldu bunlar, o zaman burada alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı 3 yapar. Sonra burada bizden ne istediğini alın istediğini. Bitti. Bak şu kenarı bulduk. Hatta şunu da diyebilirsin. Hocam burada betanın karşısı 5 ise burada da betanın karşısı 5 diyebilirdik. Ama gerek yok. Çünkü bu kenar çıktı zaten meydana. Hocam burası 5 ya. 3'ün 5'in hesabını yapalım. X kare 3'ün karesi artı 5'in karesi. 9 artı 25'ten 34 çıktı. Zaten x'i bulmama gerek yok. X kareyi bulmuşuz. Alan da x kareye eşit. Yani cevap direkt neye eşit olacaktır? 34'e eşit olacak. Evet, gördüğünüz üzere eş üçgenler karşımıza çıktı. En kolayı da bu eş üçgenlerdir. Her ikisi de içeride eş üçgenler daha net bir şekilde fark edilebiliyor kare soruların. Alfa beta'ya dalınca zaten bunu fark edersin. Zorlandığınız sorular bunlar değil. İşte böyle sorular. Mesela şu soruya bakalım. Şimdi ama öncelikle bir bana bak. Kardeş, bu soruya bakarken verilen bilgiyi adam akıllı kullan. Ya ben 12'yi nasıl kullanabilirim? 13'ü nasıl kullanabilirim? Genişlik verilmiş, o genişliği nasıl kullanabilirim? Hiçbir bilgi boşu boşuna verilmez. Her bilgi böyle dolu dolu kullanılmak zorundadır. Her bilgiyi kullanabildiğin sürece sonuca çok rahat bir şekilde ulaşırsın. Anlaştık? Hadi sen çöz. Bakalım çözebilecek misin? Ya hocam zor. Zorsa zor kardeşim. Zorun da üstesinden gelmeyi öğrendin. Şurayı kullanarak. Hadi bakalım ben çözüme başlıyorum. Şimdi şuraya baktığımız zaman ABCD bir kare verilmiş. 12 var, 13 var. Bir de şuradaki açı da geniş açı olarak verilmiş. Hocam ekstra bir 90 var burada karenin içerisinde. Ne yapacağız? Dalacağız alfa beta'ya. Dal alfa beta'ya. Alfa beta alfa dedik kaldık. Burası 90 değil ki ben buraya hemen beta diyeyim. Ve karenin kenarlarındaki eşitleri de yazmayı ihmal etmeyelim dostum. Tamam. Alfa beta'ya yazdık. Hocam şey oluşmadı burada. Bazı arkadaşlar şunu yapacaktır. Yaparsan yap. Bana ne kardeşim? Şu üçgende kosinüs teoremi yapabilirsiniz belki. Hocam kosinüs alfa burada belli. Hani şuraya a deyip de belki evet doğru. Kosinüs teoremi yapabilirsiniz. Bu a deyip de belki işte şu kenar a bölü y deyip sonra kosinüs alfayı yapacaksın. Ama burada şuradaki uzunluk da yok. Hadi bakayım ne olacak şimdi? Ya bu tür sorularda şurası verilmiş olsaydı kosinüs teoreminden rahat bir şekilde yapabilirdiniz. Bak soruyu ben zorlaştırmışım. Burayı vermemişim. Kosinüs alfa belli değil. Kosinüs alfayı bu üçgende bulup sonra burada kosinüs teoreminden sonuca ulaşabilirdiniz. Hadi bul bakayım. Hadi bulmaman için daha da zorlaştırdık. Neyse. Hocam tamam alfa beta'ya daldık. Senin izinde devam ediyoruz dediniz. Tamam alfa beta'ya daldık daha sonra. Üçgen lazım bana alfa betalı. Ne yaparsın? Şuradan dik çizersin. Alfa 90 sa bak alfa 90 sa buraya beta dersin. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer oldu ama kenarları yok burada. Ne yapacağız? Verilen bilgiye odaklan. Sen daha öncesinde mesela özel açıda söyledim. Bu 30'u görürken ya buradan dik çizeceğini söyledim ben sana ya da buradan dik çizeceğini söyledim. Hocam ben de burada alfaya ait bir alfa beta oluşturmak istiyorum. Dik çizmek istiyorum. Aynı mantık. Ya buradan dik çizeceksin ama bak sana geniş açı verilmiş. Geniş açıyı bozdun. Ya da buradan dik çizeceksin. Buradan çizilen dik buraya mı düşer? Hayır. Boşuna mı geniş verildi sana bu açı? Buradan çizilen dik buraya bu geniş açı olduğu için bunun uzantısına düşmek zorunda. Yani hop uzantısına düşecek. Şöyle olacak. Hiçbir bilgi boşu boşuna verilmez. Fazladan bilgi verilmişse o soru yanlıştır. ÖSYM de bu zamana kadar hiçbir fazla bilgi vermedi. Bir soruda vermişti. Evet tüm soruları inceledim. Bir soruda fazla bilgi vardı arkadaşlar. Orada da niye verdilerse. Yani o bilgi kullanılmıyordu yani orada. Gözlerinden kaçmış. Neyse. Arkadaş tamam o zaman alfa 90'sa burası beta oldu mu? Oldu. Bak dikkat et. Hocam bu üçgen de alfa betalı üçgen. Şu üçgen de alfa betalı üçgen. Yani sarı üçgenle yeşil üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Madem eş üçgen alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı burada da 12 değil midir? Evet. Ana şurada Pisagor çıktı. 12 13 ne üçgeni? 5 12 13 üçgen. Burası 5 çıktı. Sonra CE uzunluğu isteniyor benden. Madem bu yeşil ile sarı eş üçgen buradaki betanın karşısındakiler de eşit olacak. Betanın karşısına bir bakıyorum. Hocam 17. Betanın karşısı burada da ne olmak zorunda o zaman? 17 olmak zorunda. CE uzunluğu böylelikle 17 çıktı. Nasıl soru? Güzel soru değil mi? Yapanlar helal olsun. Bu zamana kadarki yaptığımızı anlattığımızı anlamışsınız. Yapamayanlar helal olsun. Önemli değil. Aa demeniz bile vay be demeniz bile öğrenme şeyidir. Göstergesi. Bunlar bile hatta bazen ben şunu diyorum. Yapamayıp da aa deyip vay be deyip şaşırmanız bence yapmaktan daha etkili. Devam. Güzel bir şey. Bak karede işte bu sorularda zorlanıyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Bak şimdi. İkisi içeride eş üçgen hallettik mi? Hallettik. Hocam şurada ikisi içeride eş üçgen. Mesela burada da ikisi içeride eş üçgen. Ve sorunun alfa beta olduğu da belli. Ekstra 90 derece derece olduğunda. Peki şuraya gelelim. Buraya geldiğimiz zaman da hocam ne var burada? ABCD kare ve doğrusal verilmiş. Şu doğrusal verim. Ekstra bir 90 var. O zaman ne yapacağız? Dal alfa beta'ya. Hocam alfa beta. Burası alfa. Tamamı 90 olduğundan burası beta. Burası da alfa oldu mu? Oldu. Hocam alfa betalı iki tane üçgen var elinde. Bir bu üçgen, bir de bu üçgen. Ama karenin kenarlarının da eşit olmasını gösterelim kardeş. Şöyle şunlar eşit. DE'yi de 6 birim vermiş. O zaman DE'yi de şöyle bir 6 birim yazalım. Bak yazalım. O zaman karenin bir kenarı kaç? 8. 8'i yazdık. 6, 8, 10 üçgeni. Hemen yazalım şuraya. Hocam burası da 8, burası da 8. Ve benden E ile F noktaları arasındaki uzaklık isteniyor. Bak şimdi. EF arasındaki uzaklık. Hocam ne yapacağız? Şuradaki Pisagor'dan mı bulacağız? Yok yani. Daha kolayı var. Merak dur. Ne yapacağız? Şimdi alfa betalı üçgenleri yazdık. Bunlara bakıyorum ki alfanın karşısındakiler eşit. Bunlar eş üçgen oldu. Madem bunlar eş üçgen o zaman aynı açılı karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Alfanın karşısı 8. Alfanın karşısı 8. Betanın karşısı 6. Betanın karşısı 6. Yazdık 6'yı da. Sonra burada 90'ın karşısı 10. Burada da 90'ın karşısı nedir? 10'dur. Şimdi bizden EF isteniyor. Çizersin böyle EF'yi. Sonra bir bakarsın ki hocam 10 var, 10 var. İkizkenar dik üçgen var. İkizkenar dik üçgenden dolayı 10, 10'sa burası da 10 kökü oldu mu? Oldu. Bak 2 ve 14'teki Pisagor'u uygulamadan şuradaki ikizkenar dik üçgenden burayı 10 kökü bulduk. İstersen yap burada Pisagor'unu, buradaki Pisagor'da da yine cevaba 10 kökü diye ulaşırsın. Ama biz bu şekilde bulduk cevabı. Bu şekilde çözmek şu anlamda da faydalı. Bazen şuradaki açıyı da sorabilirler. Burası kaç derece oluyor? 5 derece oluyor. Tamam. Evet, örnek 20'yi de bu şekilde bulduk. Yani bu sefer de neyi hallettik? Bak ikisi içeride eş üçgeni hallettik soruda. Bu sefer biri içeride biri dışarıda. Bu daha da kolay. Üçgenler direkt fazla da olmuyor. İki tane alfa betalı üçgen oluyor. Burada da ne oldu o zaman? Biri içeride biri dışarıdayı çok net bir şekilde fark edebiliyoruz. Şimdi şöyle bir soru yazmışım ama soru şöyle: A şıkkı ayrı bir soru, B şıkkı ayrı bir soru, C şıkkı ayrı bir soru gibi düşüneceğiz. Tamam. Evet. Şimdi şuraya bakalım arkadaş. Şuraya bakalım. Madem ayrı bir soru o zaman şekli de çizmemiz lazım böyle. O zaman ben böyle kopyala yapıştır yapacağım gençler. Şöyle bir kopyalayayım öncelikli olarak. Kopyalayayım. Siz kopyalamayı görmüyorsunuz. Tabii şöyle. Tamam. Kopyala yapıştır yapıp üzerinde yapacağım. İşte. Arkadaş ABCD karesinin kenarlarına uzun kenarı x birim olan eş dik üçgenlerin hipotenüsleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi yapıştırılmıştır. Bak ABCD karesi var elimde. Şurada. Bunun böyle dışına, bu karenin dışına uzun kenarı x olan şöyle dik üçgenleri yapıştırmışım. Sonra KLMN karesi oluşmuş burada. Aynı zamanda bunun içine de bak şuradaki karenin içine de uzun kenarı x birim olan bu dik üçgenleri bu şekilde yapıştırdığım zaman da içerideki beyaz alanda neymiş? PRST karesi oluşuyormuş. Oluşturulan karelerin alanları farkı diyor bize. O zaman arkadaş şurada bir yorumlayalım. Şunu ben şekli yapıştırayım. Bizim orijinal o şekil orada dursun. Şunun üzerinde bir yorum yapayım. O zaman ben şurayı büyüteceğim biraz. Şöyle büyütüp şunu yap. Sorumuz şu şekilde olduğunda oluşturulan karelerin alanları farkı diyor. Arkadaş şimdi ben bu karelerde şu uzun kenar x ya. Ben şurada kenara y diyecek olursam. Uzun kenar x'ti. Şimdi şöyle diyeceğim. Dur, uzun kenar x. Uzun kenar x. Hocam uzun kenar x ya. Uzun kenarı yorumlayacağım. Şu uzun kenara x dediğimde. Uzun kenara x dediğimde. Hocam bir başlayamadım ya. Tamam, uzun kenar x ya. Şu karenin kısa kenarına da şöyle bir y diyeyim kardeşim. O zaman buraya ne kaldı? X eksi y mi kaldı dik üçgenin kenarına? Evet. O zaman burası bak x eksi y kaldı. Dışına yapıştırıldığında da böyle oluyormuş. O zaman burası ne oldu arkadaşım? Şurası x eksi y. Burası da x eksi y. Çünkü eş üçgen bunlar. Kenarların eşitliği bizim için önemliydi. O zaman burada dediğim gibi bak şu karenin bir kenarına y dersem uzun kenar burada x olduğundan dolayı buraya x eksi y kaldı. Yazdık buraya. O zaman büyük karenin bir kenarı 2x eksi y oldu. Buradaki küçük karenin bir kenarı da ne oldu? Y oldu. Karenin analları farkında 100 vermiş bana. Yani 2x eksi y'nin karesi eksi y'nin karesi eşittir 100 verilmiş bize. Dik üçgenlerden birinin alanı nedir diye soruluyor. Yapalım bu işlemi. Birincinin karesi 4x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının katı 4xy artı y kare eksi y kare eşittir 100'müş. Hocam y kareler gitti. 4'e böl x kare eksi xy'yi. Biz buradan ne bulduk o zaman? 25 bulduk. Biz bunu bulduk ama bizden ne isteniyor? Dik üçgenlerden birinin alanı isteniyor. Eğer soru bu şekildeyse, oluşturulan karelerin alanları farkı 100 birim kare ise bu dik üçgenlerin alanı nedir diye soruluyor. Dik üçgenlerden birinin alanı. Dik üçgenin bir kenarı ne? Şu x. Diğer kenarı ne? X eksi y. Yani bizden alan x eksi x çarpı x eksi y bölü 2 isteniyor. Hocam bu x kare eksi x y bölü 2 yaptı. Yukarıda ben x kare eksi x y'yi 25 buldum. O zaman cevap 25 bölü 2 yaptı. Ya cevap 25 bölü 2 ya da 12,5 olacaktır. A şıkkı bu şekilde oldu. 25 bölü 2'ymiş. 12,5'u karıştırmayalım o zaman. Var mı bir sıkıntı gençler? Yok. Sadece ne dedik? Burası kısa kenara y dedim. Uzun kenar x'e. O zaman buraya da x eksi y kaldı. Hadi bakalım öbür şeye bakalım şimdi. soruya bakalım. Şuraya yapıştırayım ben yine. Şöyle. Bu sefer de oluşturulan karelerin alanları toplamından bahsetmiş. Yine ben şuraya y diyecek olursam eğer. O zaman buraya ne kaldı? Arkadaş burası tamamı x olduğundan dolayı buraya x eksi y kaldı. Yine aynı mantık. Kısa kenarı x eksi y oldu. Burası x eksi y. Burası x eksi y. Ve burası da x eksi y'yi yazıyorum. Sonra burası ne oldu? Hocam burası 2x eksi y'ye mi eşit oldu? Evet. 2x eksi y'ye eşit oldu. Büyük karenin bir kenarı. Küçük karenin bir kenarı da nedir? Y oldu. Şimdi bu seferki soruda da oluşturulan karelerin alanları toplamı diyor. Yani 2x eksi y'nin karesi artı y'nin karesi 98 diye verilmiş. İşlemimizi yapalım. 4x kare eksi 4xy artı y kare artı y kare eşittir 98'miş. E buradan bu 2y kareye denklemi 2'ye böl bakayım. 2x kare eksi 2xy sonra bir dakika oluşturulan karelerin alanları toplamı. Tamam. Devam edeceğiz o zaman. Böyle bir şey var yani elimizde. Şu bu sefer y kare kaybolmadı maalesef. Böyle devam edeceğiz. 2x kare eksi 2xy bu da 2y kareydi. Eksi artı y kare yaptı. Eşittir 98 mi yaptı? Evet. Şimdi dik üçgenlerden birinin hipotenüs uzunluğu nedir diye soruluyor. Ben bunu buldum. Burayı ne buldum? 98 buldum. Tamam bu işlem burada kalsın. Bir an soru çıkmayacakmış gibi hissettim. Oluşturulan dik üçgenlerden birinin hipotenüs uzunluğu isteniliyor. Soru işareti isteniliyor. Soru işaretinin karesiler neye eşittir? Hocam x kare artı x eksi y'nin karesidir. Bakalım gelecek mi? Bu soru işaretinin karesi eşittir. X kare artı x kare eksi 2xy artı y kare oldu. O zaman bu soru işaretinin karesi neye eşit oldu? 2x kare eksi 2xy artı y kare eşit oldu. Bak sen burayı 98 bulmuştu zaten şu ifadeyi. O zaman gel burada bunun yerine 98 yaz. O zaman soru işaretinin karesi 98 olduysa soru işareti de kök 98'e eşit olacaktır. Kök 98 de nedir? Ah B şıkkı. Bir dakika. Burada işlem hatası mı yaptım? Burada 98. Aa evet işlem hatası yaptım burada. Şurada 2'ye böldüm ya. Burası kaç oldu? 49 oldu. Çok özür dilerim arkadaşım. Burası 49 oldu. Dikkat. Çünkü ben burada denklemi 2'ye böldüm. Burayı da 2'ye bölecektim. 49 oldu. E o yüzden burası ne oldu arkadaşım? 49 oldu. E o zaman burası 49 olduysa çünkü şu ifadeyi ben 49 olarak buldum. Bu ifadeye bak. Burada bu da 49 zaten. Geldim burada 49'u yazdım. O zaman soru işaretinin karesi kök 49'sa soru işareti kök 49'a eşit olacaktır. Yani cevap 7 olacak. Tamam 7'yi bulduk. Şimdi gelelim C şıkkına. Şimdi C şıkkında da şöyle yapıştıralım şunu. C şıkkında da ne demiş? Oluşturulan karelerin çevreleri toplamı. Yani ben burada karenin bir kenarına şuraya x deyince pardon ne diyecektim oraya? Y deyince. Buraya da x eksi y'ye geldiğini anladık. Hocam şurası x eksi y. Burası da x eksi y. Burası da x eksi y şeklinde oldu mu? Oldu. Şimdi oluşturulan karelerin çevreleri toplamından bahsetmiş bu sefer. Çevreleri toplamı ne? Hocam şurası 1 2x eksi y. Bunun çevresi 4 katı. 8x eksi 2y eksi öbürü çevresine 4y değil mi? Evet 4y'yi çıkartacağım. İşte bu da neymiş? Çevreleri toplamı demiş. Toplayacağım pardon özür dilerim. 8x eksi bunu kaçla çarpacaktım ya? Özür dilerim ya. Ay kafa gitti ya. Şunun çevresine bunu 4 ile çarpacağım. Hocam 8x eksi 4y oldu burası. E bunun çevresine hocam bunun çevresi de 4y. Bunları topladığım zaman bu toplamda 48'miş. 4y'ler nana oldu. 8x 48 oldu. X de böylelikle kaç geldi o zaman? 6 geldi dostlar. Bizden dik üçgenlerden birinin uzun kenarı nedir diye soruluyor. E zaten birinin uzun kenarı ne demişti sorunun kökünde? X demişti. O zaman cevap 6 geldi dostum. Evet. Burada da şöyle bir soru yazmak istedim. Burada da neyi hatırlatmak istedim size? Bak burada ne var? Hocam karenin ikisi içinde eş üçgen. Burada bak ikisi içinde. Burada biri içinde biri dışında. Bak burada da ne oldu? Bak ikisi içinde eş üçgen var. Hatta burada da ikisi dışında eş üçgen de karşımıza çıkabiliyor. İkisi dışında eş üçgen de karşımıza çıkıyor. Dikkat et. O ikisi dışında eş üçgeni hadi bakalım bu sayfayı da ben bir sonraki ders yapacaktım ama bununla alakalı olsun diye şimdi burada o soruyu da yapayım. Son olarak şu soru olsun o zaman. Bir önceki soruda da güzel bir soruydu. Orada da güzel bir mantık yakaladık. Ama A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı ayrı sorular. Şimdi şuraya gelelim. Arkadaş ABCD kare, CED üçgen. Bak seni adım adım bir şeye alıştırdım böyle. Bir önceki sorudan şimdiki soruya geçiyoruz. Eş üçgenlerde ne öğrendik? İkisi içeride. Biri içeride, biri dışarıda. İkisi dışarıda eş üçgen mantığı da. Şimdi soruya bakıyoruz. 7 var burada. 17 var burada. EB'nin uzunluğu nedir diye soruluyor. EB'nin uzunluğunu bulacaksın şimdi. Nasıl bulursun? Hocam buraya alfa, buraya beta dersin. E burası da 90 ya. Hop kosinüs teoremi dersin. Bunun kareleri toplamından burayı bulursun. E buradaki uzunluk çıkacak. Sonra evet kosinüs 90 artı beta'yı da trigonometri bilgisini kullanarak da yapabilirsin. Bulursun EB'nin uzunluğunu öyle. Ama uzun bulursun değil mi? Evet ne yapacağız arkadaş? Kare sorusu. 90 derece varsa dal alfa beta'ya. Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta'ya daldık şöyle. Sonra ne yapacağız hocam? Beta 90 ya da burada alfa 90 var. Ben geçiş yapmam lazım. Alfa 90 sa beta geçişi yapılabilir. Burada arkadaş şunu şöyle uzatırsan da alfa 90 sa beta geçişi olabilir burada. Bak bunu böyle uzatırsan da alfa beta 90 geçişi olabilir. Ama buna uzatmak aklına gelmeyebilir. Karenin zor soru tiplemelerinden biridir. Ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Bir önceki soruda zaten göstermiştim. Eğer elinde bir kare varsa, karenin dışında da bir dik üçgen varsa kareleme metodu dediğimiz bir yöntem var. Dışında yine sen bir kare yap. Aynı şeyi burada yap. Sonra burada yap. Sonra burada yap. Şu üçgenler eş üçgen oluyor. Eş üçgenden dolayı kareleme metodu. Bak analitikte bile kullanıyoruz bunu. Yani mantık şu aslında. Şöyle bir kare varsa, şuraya çizeyim. Böyle bir kare varsa, elimde de şöyle bir dik üçgen varsa, hocam alfa beta geçişi yaptık ya, 90'sa bak burası da beta olur. Bunlar birbirine eşit ya. Şuradan dik çizerim. Alfa beta geçişi böyle olur. 90 ya. Alfa beta geçişi böyle olur. Bu eşit ya. Şuradan dik çizerim. Sonra burası alfa olur. Alfa 90'sa bak beta geçişi böyle olur uzattığımda. Sonra buradan da bir dik çizerim. Bak burası da alfa oldu. Bunların hepsi 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oluyor. Madem eş üçgen bunlar, eş üçgen olduğundan dolayı AB, 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 AB'leri yazınca gerçekten karenin, küçük karenin dışında da şöyle bir karede biz kendimiz oluşturmuş oluyoruz. Yani ikisi içeride eş üçgen kolay. Biri içeride, biri dışarıda kolay. İkisi dışarıda biraz bizi zorlayabilir ama şu bir tane dışarıda dik üçgen gördüğün zaman dışarıda da sen oluştur. Hocam oluştururken burada mı oluşturacağım, burada mı oluşturacağım? Buradaki ebenin uzunluğu soruluyor bize. Tabii ki burası daha mantıklı. İstersen kareleme metodunu tam anlamıyla yaparsın. Yani buradan şöyle yaparsın kardeşim. Ne yaparsın? Hocam ben kare oluşturacağım dersin. Şöyle kareyi oluşturursun. Sonra hangi üçgen? Bak bu üçgeni seçeceğim belli olur zaten. Tamam. Ama ben mantığımı kullanmak istiyorum. Şunu uzatıp şuradaki uzunluğu kullanabilmek için şu beta'ya yoğunlaştım. O yüzden bunu uzatıyorum. Bunu uzattıktan sonra da hocam alfayı gördüm, bir dik üçgen. Şu alfa beta 90 için şunu oluşturdum. Sonra ne oldu? Hocam şuraya bakıyorum. Buradaki üçgenle alfa betalı üçgen, buradaki üçgen benzer. Hatta bunlar karenin kenarlarını gördükleri için eş üçgen. O zaman burada alfanın karşısı 7 ise alfanın karşısı burada 7. Betanın karşısı 17 ise betanın karşısı burada da 17. O zaman 7'ye 17'yi yazdık. Sonra bakıyoruz ki bir kenar 7. Şuna ait bir dik üçgen oluştu. Diğer kenar 24. 7, 24, 25 üçgeninden burası da 25 oldu mu dostum? Oldu. Ya biraz önce kosinüs teoreminde ebenin uzunluğunu bulmak zor olmuyor muydu? Oluyordu. İşte burada da sana bir tüyo verdim. Kare sorularında zorlandığınız için. Bir soru taktiği verdim aslında sana. Analitikte de işimize yarıyor. Çünkü analitik düzlemde şöyle bir çapraz kare veriyor mesela bize. Bu çapraz karelerde şöyle kareleme metodu bulunup en azından eksenlere böyle paralel dikler de çizmiş olabiliyoruz. O yüzden bu tekniği de bilmek analitik geometride işimize yarar. Yani bu soruyu da çözerken kareleme metodu deyip şuradan şöyle de bir karede oluşturabilirdin. Şu üçgenlerin hepsinin eş olmasını kullanabilirdin. Yani burası 7, 17. 7, 17'de yazıp buraya da 7, 17'de yazıp bu uzunluk isteniyor bizden. Şuradaki Pisagor aklına gelebilirdi dostum. Zor olduğu için bu teknik, ben sana bunu kalıp olarak söyledim. İster aklında tutarsın, ister tutmazsın. Normalde tarzım değil ama hani ben de bu soru mantığını çözebilmek için evet tamam alfa beta geçişi yapayım. Beta 90'sa alfa. Bu alfayı görüp buradan da dik çizeyim mantığıyla çözen birisiyim aslında ama bunu bazen oturamayabiliyorsunuz. O yüzden kareleme metodunda yani ikisi dışarıda eş üçgen metodunda sana vermek istedim. İstediğini yap. İster mantığını çalıştır, ister kalıbı bil. Evet. Buradan sonrasını bir sonraki derse bırakalım istersen. O zaman ama güzel sorular çözdük. Güzel sorular çözdük. Gerçekten. Nereden başladık? Şuradan başladık. Genelde köşegen ağırlıklı sorular çözdük. Sonra ilk sayfada. Sonra alfa beta eşlik kalıbı ki karede bizi zorlayan kısımlar eşlikle ilgili kısımlardı zaten. Eşlikte de ikisi içeride. Kolay. Zorlaştırılmış hali bu. O da alfa beta mantığında mantığını çalıştırarak yapabilirdin. Biri içeride, biri dışarıda. Kolay. İkisi dışarıda olan da biraz zor oluyor. Onunla mantığını şu soruda zaten ben sana dedim kareleme metodundan dolayı. Yani kareyi de bu şekilde böylelikle tam anlamıyla bence bütün şeyleri halletmiş bulunuyoruz. Geri kalanında da bizim normalde bildiğimiz tarzda ve yeni nesilleştirilmiş soruları çözeceğiz. Onu da bir sonraki derse bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. Yani 23. gündeydik değil mi? 23. günün 3. dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.